Amerikan ekonomisini takip etmek sadece yabancı hisselere yatırım yaparken önemli değil. Aslında finans ile ilgili alım satım yaptığınız her şey için hayati. Çünkü Fed'in verdiği kararlar bütün finansal piyasaların da gidişatını etkiliyor. Fed sayesinde bazen gelişmekte olan ülkelere para yağıyor ve para birimleri değerleniyor veya gelişmekte olan ülkelerin borsaları da değer kazanıyor. Aynı FED sayesinde gelişmekte olan ülkelerin kurları da hızlı bir şekilde değersizleşip borsalarından da ciddi bir çıkış yaşanabiliyor. Bundan dolayı FED'in aldığı aksiyonlar bütün yatırımcılar için önem taşıyor. Bugün FED'in parasal genişleme programı olan QE nedir ve dünya üzerinde nasıl bir etkisi oluyor? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle QE yani Quantitative Easing, teoride ekonomiyi stimüle etmek amacıyla planlanmış bir destektir. Amacı sisteme yeni para enjekte ederek borç alma maliyetini düşürmek. QE şu şekilde çalışır. Amerikan hazine tahvillerini açık piyasada almaya başlarlar. Hazine tahvilleri bu değişen arz talep dengesinden dolayı değer kazanmaya başlar. Değer kazanan tahvilin getirisi düşer. Unutmayın ki tahvillerin getirisi ile fiyatları ters orantılıdır. Yani tahvil ne kadar pahalıysa getirisi o kadar düşük olacaktır. Fed, QE programı ile neredeyse bütün yatırımlar için referans olarak alınan Amerikan hazine tahvillerinin getirisini aşağıya çeker. Dünyadaki birçok yatırımcı dolar bazında reel bir geri dönüş kazanmaya hedefler. Yani dünyanın şu anda rezerv parası dolar olduğu için ve doların eğer enflasyonu %2 civarında ise başa baş noktanız bunun üzerinde olmalıdır. Aksi takdirde paranızı enflasyona kaybetmiş olursunuz. Sistem de burada devreye giriyor. Fed, sabit gelir mal varlığı sınıfına giren tahvillerin fiyatlarını yükselterek getirilerini düşürür. Çünkü diğer yatırımların getirileri hesaplanırken iskonto oranı referans olarak Amerikan hazine tahvillerinden alınır. Yatırımcılar o anda herhangi bir yatırım fırsatı bulamıyorsa parasını nakitte tutmak yerine tahvillere çekecektir. Yani Amerikan hazine tahvilleri aslında güvenli bir liman gibi çalışıyor. Fakat bu güvenli limana parayı park etmenin maliyeti arttıkça paranın da alternatif yatırım fırsatları arayışı gittikçe artıyor. İşte Fed bunu istediği için QE programını uyguluyor. Teoride amaç şu, tahvil faizlerini düşür, düşük faiz sebebiyle diğer yatırımlara para aksın, oraya akan para ikincil ve üçüncül etki olarak harcamaya, sonrasında gelire, oradan yatırımlara akarak istihdamı oluştursun ve ekonomiyi büyütsün. Her şeyde olduğu gibi teoride güzel olan şey pratikte işlemiyor maalesef. Neden? Çünkü Fed QE ile tahvil alımı yaparken aynı zamanda bankaların borç vermek için kullandıkları getiri eğrisini de yataylaştırmış oluyor. En basit şekilde söylemek gerekirse bankalar kısa süreli borç alır, uzun süreli borç verir. Aradaki farktan para kazanırlar. Eğer siz bu eğrinin uzun süreli kısmını QE ile basmaya başlarsanız, o zaman bankaların para vermesi için gereken teşvik sistemini de bozmuş oluyorsunuz. Haliyle getiri eğrisi düzleşmeye başlayınca bankaların karlılığı ve piyasadan alabileceği faiz de azalıyor. Faizin azalması aynı zamanda daha riskli veya küçük ve orta ölçekteki firmalara da paranın akmamasını sağlıyor. Çünkü bu firmaların riskini kompanse edecek bir faiz oranı Fed sayesinde oluşmuyor. Haliyle sisteme enjekte edilen bu para firmalara değil, aslında paraya hiç de ihtiyacı olmayan devasa büyüklükteki ve çok yüksek kredi puanlarına sahip olan firmalara akmaya başlıyor veya bankaların rezervlerinde birikiyor. 2009-2012 döneminden bir örnek vereyim. İngiltere QE programı ile bilançosunu 4'e katlamasına rağmen aynı zamanda QE ile getiri eğrisini düzleştirdiği için bankaların borç verme iştahını da ortadan kaldırdı. Ne zaman QE programını sonlandırdılar ve getiri eğrisi dikleşmeye başladı, o zaman bankaların rezervlerinde biriken para ekonomiye akmaya başladı ve GDP artışı yaşandı. Ayrıca QE sayesinde finansal varlıklara daha fazla para aktığı için zaten finansal varlık sahibi olan insanlar daha da zenginleşmeye başlıyorken orta ve alt kesim herhangi bir varlık tutmadığı için iyice ezilmeye başlıyor. Bunlar QE programının oluşturduğu birkaç negatif etki. Pozitif etkileri ise şunlar. Düşük tahvil faizleri aynı zamanda hükümetin de borç ödemelerinin azalması demektir. Yani GDP'lerine kıyasla borçluluk oranları çok artsa dahi inanılmaz düşük faizler sebebiyle faiz ödemeleri az olduğu için daha fazla borçlanabiliyorlar. Aynı birinin ev alması gibi aslında. Sonuçta artık insanlar ev alırken ana paradan ziyade kredi ödemesinin taksitlerini karşılayıp karşılayamayacaklarına bakıyorlar. Aynı mantık işte burada da işliyor. Özetlemek gerekirse, Quantitative Easing programı 2008'den itibaren hayatımızda ve para politikasını yönetenlerin aktif olarak kullandıkları silahlardan bir tanesi. Fakat her şeyde olduğu gibi, negatif
ve pozitif özellikleri tartışmaya açık. Krizleri QE ile kurtarmaya çalışmak gerçek ekonomi üzerinde ne kadar etkili yorumu sizlere bırakıyorum. Ayrıca QE diğer hisseleri diye adlandırılan hisseleri de basıyor. Çünkü büyüme hisseleri diye adlandırılan kısım zaten yüksek çarpanlar ile satıldığı için öz kaynak finansmanı ile kendini ucuz bir şekilde büyütüp finansman bulabiliyor. Fakat değer hisseleri genelde döngüsel, yani GDP büyümesine bağımlı ve düşük çarpanlar ile satılıyorlar. Bu firmalara akan paranın çoğunluğu bankalardan geliyor. Bankaların da bu firmalara borç vermesi için riskini kompanse edecek bir faiz alması gerekiyor. Fakat bu faiz oranının oluşmasını Fed QE programı ile engellediği için bu firmalara ya para akmıyor ya da shadow banking dediğimiz sistemden yüksek maliyette para aktığı için kazançlarının birçoğu faiz ödemelerine gidiyor ve hisse fiyatları da böylece düşük kalmaya devam ediyor. Ayrıca son zamanlarda birçok banka hissesini takip ettiğinizde göreceksiniz ki son aylarda değerlerinin artması işte bu getiri eğrisine dayanıyor. Çünkü bu getiri eğrisinin artması bankanın karlılığının da artması demek. Getiri eğrisi dikleştikçe bankanın üreteceği karlılık da artacağı için doğrusal olarak hisse fiyatlarına da öncesinden yansıyor. Kısaca QE programı limandaki bütün gemileri eşit bir şekilde kaldırmıyor. Ekonominin ve finansal marketlerin bazı kısımlarına pozitif etkisi oluyor, diğer kısımlarını ise negatif etkiliyor. Fakat bilinmesi gereken şu ki, ister Afrika'da, ister Çin'de, ister Türkiye'de yaşayın, eğer piyasaların dinamiğini anlamak istiyorsanız Fed'in aldığı kararların etkisini ve sonuçlarını bilmek zorundasınız. Aksi takdirde kurallarını bilmediğiniz bir oyunda kaybetmeniz çok olası. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.